Evet, burası Zürafalı Köşk. O tarih itibariyle Münif Paşa, eski Osmanlı zamanı Marif Nazırlarından Münif Paşa burayı bir köşk olarak yaptırıyor. Ama şu bölüm selamlık. Bunun bir de harem bölümü varmış, yanmış, onu ben görmedim. Buranın özelliği ön tarafta demir yoluna yakın bir yerde çok büyük bir zürafa heykeli var. Neredeyse köşkün üst katlarına kadar yani boynu başı uzanan bir zürafa heykeli var. Adı Zürafalı Köşk. Bu köşk zamanında ise Münif Paşa tarafından kullanılmış evlatları, torunları. Fakat daha sonra o zor dönemlerde hastane olmuş, askeriyeyi barındıran karargah olmuş. Yani çeşitli şekillerde kullanılmış ve Münif Paşa burayı yıkıcıya veriyor. Ve köşk yıkılmak üzereyken Kazım Karabekir burayı satın alıyor. Ama satın alırken de etraftan diyorlar ki aman paşam dikkat et, burası perili köşktür. Nasıl peridir diye sorduğu zaman işte insanların cüzdanlarını, saatlerini çalan, işte perilere de galiba birazcık iftira atan kişiler buranın adını Perili Köşk'e çevirmişler. Babam da bu bahçedeki, o sırada da ikiz ablaları 3'er yaşındalar. Bahçedeki zürafa heykelinden birazcık tedirgin. Çünkü sallanan, işte yıkılması mümkün olan bir heykel. Diyor ki ben danıştım. Yani öyle büyüklere perilerin hepsi zürafanın kafasına yuva yapmışlar. Dolayısıyla bunu indirirsek ortada peri falan kalmayacak. Yani olay zürafanın kafasına patlıyor. Ve yıkıyorlar. Yani iyi bir eser, güzel bir eser ama tehlike arz ettiği için maalesef yıkıyorlar. Burayı aldığı zaman baba ilk zamanlar şu karargahın içi olan bölümü kullanıyorlar. Çünkü cam yok, çerçeve yok. Hani o tarihte naylon falan da olmadığı için işte battaniyeydi, yorgandı, bir şekilde pencereleri kapatıp yani öyle bir zor kış geçiriyorlar. Zaman içinde burayı tamir ettiriyor ve bu köşk bizim ailemizin yuvası oluyor. Ve zor zamanlarını burada geçiriyor esasında. O hayatını eğer incelersek ikinci parti, yani Terakkiperver Fırkayı kurduktan sonra o partinin kapatılması, daha sonra işte Mustafa Kemal Paşa'mıza yapılan suikaste bulaştırılmak istenmesi neticesinde mahkemede de oluyor bildiğiniz gibi. Beraatinden sonra da bu evde uzun yıllar göz hapsinde yaşıyor. İşte bu evin her noktasının tabii belli hatıraları var ama Zürafalı Köşk burası.